soldan sağa ve sağdan sola. Sağdan sola. Doğru. Okunuşları. Evet. Aynı olan sayılara ne diyorduk? Bir ismi vardı onun. İşte söyleyeceksiniz. Polifron. Evet. Aynı olan sayılara palindrom sayısı denir. Palindrom sayısı denir. İlk palindrom sayı 11 olduğuna göre 195. sayı aşağıdakilerden hangisidir? İlk palindrom sayı 11 olduğuna göre göre 195. sayı soru işareti. Şimdi demek ki ilk sayıdan ilerleyeceğiz değil mi? 195. sayı söyleyeceğiz. Palindrom sayıları örnek verin. 11 iki basamaklı bir palindrom sayısı değil mi? 3 basamaklı bir palindrom sayısı söyleyelim. 1, 0, 1. Yani sağdaki ilk rakamla soldaki ilk rakam ne olacak? Aynı olacak. Mesela 4 basamaklı bir palindrom sayısını söyleyelim. 1, 0, mesela 2 diyelim. Hatta 5 basamaklı yazalım. 0, 1. Bu da bir palindrom sayı mı? Evet. Evet. Dikkat edin şimdi. Şuradaki rakamla buradaki rakam tıpatıp aynı değil mi? Yani şuradaki rakam kaç farklı değer alabilir? 9. Peki bu? 1. Onunla aynı. Değişmiyor. Peki şuradaki rakam istediğinizi yazın. Oraya ne gelirse gelsin. Şuradaki rakam da aynısı olması lazım. Bu sıfırın olduğu yere 10 rakam yazabiliyorsanız diğer sıfırın olduğu yere aynısı olacağından dolayı bir durum var. Tamam mı? Peki şuradası için ne olursa olsun her halükarda yine palindrom sayı mıdır? Evet. O halde gelin önce 2 basamaklı palindrom sayılarını bulalım. Sonra 3 basamaklı ve böyle ne yapalım? İlerleyelim. 2 basamaklı kaç tane palindrom sayısı var diye sorduğumuz zaman onlar basamağına ne yapacak? 9 tanesinden bir tanesi ne gelirse gelsin. Biller basamağına bir durum arkadaşlar. Çarpma kuralından gereği 9 çarpı 1, 9 tane palindrom sayısı var. Peki 3 basamaklı kaç tane palindrom sayı var? Şu yüzler basamağına 9 tanesinden biri. Yüzler basamağına gelen rakamla biller basamağına gelen rakam aynı olsa olması lazım. Onun için bir durum ama onlar basamağına arkadaşlar bütün rakamlar gelebilir. 9 çarpı 10, 90 tane palindrom sayısı vardır. Peki 4 basamaklı kaç tane var? 1, 2, 3, 4. Bakın buraya 9 tane, bu bununla aynı. Tamam. Şuraya 10 tane, bu bununla aynı. Yine aynı şekilde 4 basamaklı da 90 tane palindrom sayısı vardır. Peki kaç tane oldu? Şunları toplayalım. 180, 180, 9 tane palindrom sayısı elime geçti mi şu anda? Geçti. Peki 190. palindrom sayısı 5 basamaklı sayı değil mi? O 5 basamaklı yani 1 ile başlıyorsam arkadaşlar şu en sağdaki de ne olacak? 1 olacak arkadaşlar. Araya kaç tane 0? 3 tane 0. Bu 10.001 oldu değil mi? Peki 10.001'den sonraki palindrom sayısı ne oluyor? 10.001. Evet. Şu 10.000 kaç oluyor? 101 oluyor. Sonra? 10.201 değil mi? 10.201. Sonra? 10.301 oluyor arkadaşlar. 10.301. Sonra 10.000 kaç oluyor? 401 oluyor. 189, 190, 191, 192, 193, 194. 10.501, 195. sayıdır. Anlaşıldı mı? Hı? Bu denemelerde de karşınıza çıkar arkadaşlar. Mantığı buradan geliyor. Kaç basamaklı olursa olsun fark etmez. En soldan başlıyorum. 9 rakam da gelir. Sonra 10 rakam. Sonra gerekirse yine 10 rakam. Ama en soldakiler neyse sağdakiler de tıpatıp aynısı olacağından dolayı 1-1-1 diyeceğiz arkadaşlar. Bunu geçiyorum o zaman. Hepsini silelim bakalım. Sayma sayıları arasından bir tam sayının karesi veya küpü olan sayıların atılması ile elde edilen 2, 3, 5, 6, 7, nokta, nokta nokta diye gidiyor. 10, 11 diye gidiyor. Sayı dizisinin 250. terimi aşağıdakilerden hangisidir? Bak sayma sayıları normalde birden başlamıyor mu? Sonsuza kadar gidiyor. Bütün tam kareler ve bütün küpler tam küpleri atıyoruz. Geriye 2, 3, 5, 6, 7 bunlar tam küp değil.
Hatta o 7'den sonrasını da bir tane, iki tane daha yazalım. 10, 11. Böyle gidiyor. Tam kare ve tam küpleri atıyoruz. 250. terimi aşağıdakilerden hangisidir? Normalde atmasaydım kaç tane sayı olurdu? 250 tane. Önce 250'ye kadar kaç tane tam kare, kaç tane tam küp atacaklarınızı bir tespit edin. Tamam mı? Çok fazla değil. Sonra ne kadar attıysanız o kadar adım ne yapacaktınız? İlerleyeceksiniz. Ama ilerlediğiniz kısımlar içerisinde de tam kare ve tam küp olmayacak. Anladınız mı? 250'ye kadar, birden 250'ye kadar kaç tane tam kare var? 1'in karesi var. 2'nin karesi var. 3'ün karesi var. Bak, 1'in karesi, 2'nin karesi, 3'ün karesi, nokta nokta nokta, 15'in karesi. Kaç tane kare sayı var? Kare sayılar 15 tane arkadaşlar. Peki tam küplü kaç tane sayı var 1 ile 250 arasında? 250 dahil. 6'ya kadar. Evet, 1'in kübü, 2'nin kübü, 3'ün kübü, 4'ün kübü 64, 5'in kübü 125, 6'nın kübü. Küp sayılar kaç tane? Küp sayılar 6 tane. Öyle değil mi arkadaşlar? Peki ortak olanlar var mı? Ortak olanlar var mı? Tam kare ve tam küpte ortak olanlar kimler? Hocam 16 var. 16 tam küp mü? Küp değil. 64 hem tam kare hem de tam küp. 4'ün kübü 8'in karesi. 1 var. 1'in kübü 1'in nesi karesi. O zaman ortak olan kimler? 1 ve 64 hem tam kare. 1 ve 64. Tam kare ve tam küp arkadaşlar. Tam kare, tam küp. Tamam. Dolayısıyla bunlar iki defa sayılmış oluyor. Doğru mu? Peki 1 ile 250 arasında. O zaman kaç tane oluyor toplam? 15 artı 6. Ama eksi ne diyeceğim? 2 mi diyeceğim? Kaç? 19 tane sayı vardır. Arkadaşlar birden 250'ye kadar tam kare ve tam küp olan kaç tane sayı var? 19 tane sayı var. Yani bu 19 tane sayı çıkmış. Siz 250'ye 19 adım ilerleyeceksiniz. Ama o ilerlediğiniz içerisinde tam kare ve tam küp olmayacak. Farz edelim ki hiç olmasın. 250'ye bir 19 ekleyin bakalım. Kaç oluyor? Peki 269'a kadar tam kare, 250 ile 269 arasında tam kare veya tam küp olan bir sayı var mı? Bir tane 256 var. Güzel. O 256 da çıktığından dolayı 269'a artı 1 ekleyeceksiniz. 270. Anlaşıldı mı? Ne yapacağız arkadaşlar? 250'ye kaç ekleyeceğim? 19 ekleyeceğim. 269. Ama bu 269'dan önce kare sayı olarak kim var? 256 var. Dolayısıyla o bir tane arkadaşlar. O da çıkıyor buradan. 250. sayı, bir sayı daha ilerlemem lazım. 269'a kaç ekliyorum? 1 ekliyorum arkadaşlar. 250. sayı 270 olarak bulunur. Tamam mı? Evet. Sıkıntı var mı? Efendim çocuğum. Bir tane mi daha? O zaman basit bir soru yazayım. Bunu herhalde çözersiniz. Bakın A'mız, B'miz, C'miz bunlar birer tam sayımış. Buna göre 3 çarpı A eksi 12 çarpı B artı 18 çarpı C eşittir 73. Eşitliğini sağlayan kaç farklı A, B, C üçlüsü vardır? Bunu sağlayan kaç farklı A, B, C sıralı üçlüsü vardır? Peki mesela Murat Han iki tane dedin değil mi çocuğum? Cevap. Hangileri? Sıralı üçlüleri bana söyle. Bilmiyorum. Kaç tane var demiştim. Tamam da yani ben Allah'ım ya. İki tane ise kaç tane? Hangileri? Bu sıralı üçüyü söyle. Söyleyemiyorsan demek ki salladın gittin yani. Yok. Hayır, cevap iki değil. Daha hayır, o da değil çocuğum. İyi salıyorsun. Ama tutmuyor. Bana başka bir bilgi vermiş mi? Vermemiş değil mi? Hocam. Üç tane bilinmeyen var. Ya iki tane bilinmeyen olsa teker teker değer de verebilirim belki değil mi? Ya üç tane bilinmeyen var. Bunlardan bir tanesini baz alıp ona değer verip sonra diğerlerinde bunu sağlayan var mı yok mu? Normalde bakmamız lazım ama bu kadar uğraştırıcı olacağını sanmıyorum herhalde. 4 versek. Çocuğum. 3A kaçın katı? 12B kaçın? 12 kaçın katı? 18 kaçın katı? 3 tane 3'ün katını toplarsanız
Kesinlikle sonuç y'nin katı olması lazım. 73 sayısı 3'ün katı mı? Hayır. Saftikler. Hayır, demek ki bunu sağlayan hiçbir sıralı üçlü yok. ABC üçlüsü yok. Sonuç kesinlikle 3'ün katı olması lazım ya. Sıfır tane cevap. Anlaşıldı mı? Ya 3'ün katlarını topladığınız zaman, 3'ün katlarını topladığınız zaman sonuç kaçın katı olması lazım? 3'ün katı olması lazım. 73 3'ün katı değil. Ama bu kadar olmadı. Vallahi. Ama geçen sene bu soruyu yazdığı zaman hemen bir öğrencimiz cevap vermişti yani. Kim? O adı bende sakla. Evet, TYT sorusu 2020. Bu seneki genel soru. Yukarıdaki kutuların içine -4, -1, 2 ve 8 sayıları her kutuya farklı bir sayı gelecek şekilde yerleştirildiğinde oluşan işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisi olamaz? Arkadaşlar, -4, -1, 2 ve 8'i alıyorsunuz. O kutuların içine yerleştiriyorsunuz. Elde edeceğiniz sonuçlar hangisi olamaz? Sonuçlarımız şunlar. -10, -4, -1, 2 ve 8 arkadaşlar. Şimdi deneyeceksiniz. Farklı değil mi? Farklı olacak. Her kutuya bir tanesi. Tabii. Her kutuya farklı bir sayı gelecek şekilde. -4, -1, 2 ve 8 sayılarını alıyorsunuz. Şu sayıları alıyorsunuz. Kutulara yerleştiriyorsunuz. Elde edeceğiniz sonuçlar aşağıdakilerden hangisi ne yapamaz diyor, olamaz diyor. 4 deneyeceksiniz. Yani alacaksınız o rakamları, yerine yazacaksınız. Tabii seçeneklere baktığınız zaman tam sayı değil mi? Tam sayı olacak şekilde. Kesili sayı olmayacak arkadaşlar. Örneğin -10 olabilir mi? Evet. Ne yapalım -10'u bulmak için? 8'i -1'e bölsem -8 mi oldu? 8 -1. Sonra -4'ü de 2'ye bölsem. Bakın cevap ne oluyor? -10 oldu. Bak bu gitti. -10 gitti değil mi? 8'i bulmak için ne yapabilirim? -4'ü -1'e bölsem değil mi? 4 yaptı. 8'i de ne yaptım? 2'ye bölsem. Oradan da bir 4 geldi. Kaç oldu? 8 oldu. Bu da geldi. -1'i nasıl elde edebilirim? -1'i 2'ye bölelim. -4'ü de 8'e bölsem. Değil mi? Sonra bunları toplasam. Kaç oluyor bakın? -1/2 -1/2. Kaç oldu? -1 oldu. O zaman -1'i buldum. 8'i buldum. Geriye kim kaldı? 2 ile -4 mü kaldı? Peki. 8/-4. 2/-1. 8/-4. Sonra 2/-1. Oradan da -2, -2, -4 geldi. Bu da gitti. Aa, bu olamaz. Bakın sorulan soru ya. Var mı bir şey bunda? Hocam kesirli biraz belki. Ama seçeneklerde yok. Ha. Onu da katmaz zaten. Bir tane de AYT'de bir sorumuz vardı. Onu da çözeyim ben size. Şimdi şöyle yine kutuların içine 1'den 9'a kadar olan rakamları yerleştirmiş. Ve bu sefer hep sonuçları ne bulmuş arkadaşlar? 5 bulmuş. Bak dün de çözdük zaten benzer bir soru. Aşağıdaki kutuların içine 1'den 9'a kadar olan tam sayılardan 6 tanesi. 6 tane kutumuz var ya. Evet. 6 tanesi her kutuya farklı bir sayı gelecek şekilde yerleştirildiğinde tüm eşitlikler sağlanmaktadır. Buna göre kullanılmayan tam sayıların toplamı kaçtır? Şu kutuların içerisine 1'den 9'a kadar olan rakamlardan kaç tane arkadaşlar? 6 tanesini yerleştireceksiniz. Kullanılmayan, yani oraya yazılmayan tam sayıların toplamı kaçtır diyor. Benzerini çözdük zaten değil mi? Neyle başlayalım demiştik? Çarpma ve bölmeden. Bakın böldüğünüz zaman kaç var? 5 var. Evet, kullanılmayanları topla diyor. Kullanılmayanları ne yap diyor? Topla diyor. Şuradan başlayalım. Şu 5'e 1 olması lazım değil mi? Bakın 5'e 1 ne yaptı? Gitti. Peki toplamı 5 olan kim var? Şunları topladığınız zaman 5 olan. Mecburen 3 ile 2 var. Bakın 3 ile 2 de gitti. Farkı 5 olan kim var? 4, 6, 7, 8 ve 9'dan. 9'da 4 var değil mi? Bakın 9'dan da 4'ü çıkardım. 5 oldu. Şu 9'u da 4'ü de kullandım. Geriye kim kaldı? 6, 7 ve 8 kaldı. Bunları al diyor. Topla diyor. 15, 6 daha kaç oldu? 21 oldu arkadaşlar. Sorulan soru. Yani AYT sorularımız kolaydı arkadaşlar. Seninki özellikle. 2020 AYT sorularından bir tanesi daha yazalım. A-B küçük 0, bu da küçük C, o da küçük C-B'miş.
eşitsizliği veriyor. Buna göre birinci öncülümüz A çarpı B çarpı C sıfırdan büyük. İkinci öncülümüzde A artı C çarpı B arkadaşlar sıfırdan büyük. Üçüncüsünde ise B eksi A artı C sıfırdan büyük. İfadelerinden hangileri her zaman doğrudur diyor arkadaşlar. Evet, yalnız bir diyen var. Başka? Bu bilgilerden ABC'nin işaretlerini tespit edebilmem lazım. Şurayı baz aldığım zaman C, C eksi B'den küçük oluyor değil mi? Bak C ne oluyor? C eksi B'den küçük. 1, 3 diyorum ben hocam. Şu C'ler götürür mü? 1, 3. He? Götürdü. Geriye ne kaldı? 0 küçük eksi B. Her tarafı eksiyle çarparsam B ne oluyor? 0'dan evet. Küçük oluyor. Evet. Doğru mu? Şimdi buradan bu geldi mi? He? Evet. Evet. Peki şuradan şu A eksi B küçük neymiş? A eksi B küçük ne? 0. Eğer şayet A eksi B küçükse B'yi karşıya gönderdim. A küçük B. Arkadaşlar B'nin işareti eksi ise A da B'den küçük olduğuna göre A da eksidir. Öyle değil mi? Evet. Peki C'nin işareti neydi? Evet. O zaman C'nin işareti nedir? Artıdır. Hepsinin işaretini tespit ettim mi? Ettim. Şimdi birincisine bakalım. A'nın işaretine ne söyledik ben? Eksi. B'nin işareti? Eksi. C'nin işareti ne? Artı. Eksi çarpı, eksi çarpı artı. Her zaman sıfırdan büyük, pozitif değil mi? Peki A ile C'yi toplayalım arkadaşlar. A'nın işareti eksi, C'nin işareti artı. Mutlak değer C kim kimden daha büyük? Belli mi? Belli değil. Arkadaşlar burası soru işareti. O halde bunun için kesin bir şey ne yapamam? Söyleyemeyiz. Arkadaşlar. Peki diğerine bakalım. Arkadaşlar burada B eksi A var değil mi? A eksi B neydi? Negatifti. Bu durumda B eksi A ne oluyor arkadaşlar? B eksi A. Büyükten küçük çıkartıldığından dolayı pozitif oluyor. C'nin işareti neydi? O da artıydı. Artı ile artıyı toplasam ne oluyor? Artı. 1 ve 3. Mutlak değer. Bir sayının başlangıç noktasına olan uzaklığı ne diyoruz? O sayının mutlak değeri diyorduk arkadaşlar. İçerideki ifade negatifse ne yapıyorduk? Başına eksi atıyorduk. Pozitifse aynen dışarı çıkartıyorduk. Geçiyorum. Bunu zaten mutlak değer konusuna geleceğiz arkadaşlar. Orada detaylı bir şekilde yine anlatacağız. Bu işlemin sonucu kaçtır? İçeride eksi 8 var. Mutlak eksi 8 ne yaptı? Başına eksi aldı. Artı 8 oldu. Şuranın sonucu 4. 1'den 3 çıktı. Eksi 2 mutlak eksi 2 artı 2 arkadaşlar. 10 eksi 4 kaç oldu? Cevabımız artı 6 diyorum. Geçtim. A B'den küçük olmak üzere. A'nın B'ye olan uzaklığı arkadaşlar. Şimdi her zaman ne yapacağız? Büyük sayıdan küçük sayı çıkartacağız. Ama şu A'nın B'ye olan uzaklığı aslında arkadaşlar mutlak A eksi B veya nedir? Mutlak B eksi A şeklinde yazılır. Mutlak değeri ortadan kaldırırsak burada B eksi A pozitiftir. Aynen dışarı çıkar. Veya buradan A eksi B negatif başına eksi atacağız arkadaşlar. Dışarıya çıkartacağız tamam mı? Eğer uzaklık diyorsa kesinlikle mutlak değerini almanız lazım. Ha hocam büyükten küçüğü çıkardığından dolayı zaten pozitiftir. Mutlak değer yazmayabilirsiniz de arkadaşlar. Şimdi sayı doğrusu üzerinde işaretlenmiş ABCD sayılarının toplamı kaçmış? 120'ymiş. Şöyle bir yazalım. A artı B artı C artı D kaç? 120 arkadaşlar. Sonra bu sayıların en küçüğü neydi? A'ydı. A'nın BCD sayılarının her birine olan uzaklıkları toplamı. Yani A'nın B'ye olan uzaklığı B eksi A. C'nin A'ya olan uzaklığı C eksi A. D'nin A'ya olan uzaklığı D eksi A. İşte A'nın her birine olan uzaklıkları toplamı kaçmış? Şurası 20'ymiş arkadaşlar. Bunları mutlak değer şeklinde yazmadım. Çünkü büyükten küçüğü çıkardım. Veya bunların her birine mutlak değerde yerleştirebilirsiniz arkadaşlar. Tamam mı? Evet şimdi bizden neyi istiyordu? A kaçtır? Ben şöyle bir şey yapsam. Ya bunları alt alta çıkartsam. Değil mi? Kimler birbirini götürecek buradan? Birbirini götürenler. Bakın şu B'ler gitti. C'ler gitti. D'ler gitti. Aşağıdan artı 3 tane A geldi. Yukarıdan da bir tane A vardı. 4 tane A'mız eşittir. 120 eksi 20. 100 oldu. Buradan A'mız kaçtır? 25'tir arkadaşlar. Cevabımız C seçeneği. Şimdi gelin rasyonel sayılar arkadaşlar. Şimdi biz sayı kümelerini önce de dedik. Saymaz sayıları dedik. İşin içine 0 dahil ettik ne oldu? Doğal sayı oldu. Bunun içine negatifleri dahil ettik ne oldu? Tam sayı oldu. Ama tam sayılar da günlük hayata her şeye karşılık vermiyor demiştik değil mi? Ne yapalım? Gidelim bir şeyin yarısını. Pastanın 3'te 1'ini yiyeceğiz arkadaşlar. Yarısını yiyeceğiz. Ne yapacağız? İşin içine ne yapıyor devreye? Rasyonel sayılar giriyor. Rasyonel sayılar kümesini Q ile gösteriyorum. 2 tane tam sayı alıyorum. Tabi payda 0'dan farklı olacak. Çünkü payda 0 olduğu zaman ne oluyordu? Tanımsız oluyordu arkadaşlar. A bölü B şeklinde yazılabilen sayılara rasyonel sayı diyoruz arkadaşlar. Her tam sayı bir rasyonel sayıdır.
Her doğal sayı da bir rasyonel sayıdır. Paydası ne? 1. 5 bir tam sayı, aynı zamanda doğal sayı, aynı zamanda rasyonel sayı. 5 bölü 1. Yani rasyonel sayılar daha önce gördüğümüz bütün kümeleri ne yapıyor arkadaşlar? Sayma sayıları, doğal sayıları ve tam sayıları ne yapıyor? Kapsıyor. Onlardan daha geniş bir küme arkadaşlar. Bakın 1 bölü 2, eksi 3 bölü 4, 5 bölü 3, 1 bölü 1000. Bunların her biri birer rasyonel sayı. Her tam sayı ve doğal sayı paydası 1 olan bir rasyonel sayıdır. Sıfırın sıfırdan farklı bir tam sayı bölümü nedir? Sıfırdır arkadaşlar. Sıfırın 1'e oranı, sıfırın eksi 5'e oranı. Sıfır bölü sıfıra ne diyoruz arkadaşlar? Belirsizdir diyoruz. Sıfırdan farklı bir tam sayının sıfıra bölümü ne? Tanımsızdır. Bakın 2'nin sıfıra oranı tanımsız, eksi 3'ün sıfıra oranı tanımsız. Peki tanımsızla belirsiz arasındaki fark ne? Nasıl bir örnek verebilirim? Tanımsızla belirsiz. Aynı şeyler mi? Birine tanımsız diyorum, birine belirsiz diyorum. Efendim? Tanımsız bütün değerleri alır. Belirsiz bütün değerleri alır. Belirsiz bütün değerleri alıyordu. Tanımsız hiçbir değerini yapmıyordu? Almıyordu diyordun. Evet, yani şöyle bir örnek vereyim ben isterseniz. 0 bölü 0. Bunun bir karşılığı olsun. Adı ne diyelim? X diyelim. Hemen şöyle bir içeri dışarı çarpımı yapalım. 0 eşittir ne oldu? 0 çarpı x mi oldu? Şimdi bana öyle bir sayı söyleyin ki 0'la çarptığım zaman cevap 0 olsun. 1 olabilir, 2 olabilir, 3 olabilir. Aa hocam buraya sonsuz tane sayı yazabilirim. Öyle değil mi? E buradaki x'in ne olduğu belli değil. Furkan gibi bir şey işte yani. Tamam mı? Değişiyor hep böyle. Belirsiz diyor. Peki tanımsız örnek verelim. Mesela 5'i alalım, 0'a bölelim. Buranın bir karşılığı olsun hocam. Adı ne olsun? X olsun. İçeri dışarı çarpımı yapalım. 5 eşittir 0 çarpı x. Bana öyle bir sayı söyleyin ki sıfırla çarptığın zaman cevap 5 olsun. Söyleyebiliyor musunuz? Hiçbir tane sayı söyleyemedi. Söyleyememeniz ne demek? Tanımlayamadınız. Tanımlayamadıysam ben bunun adı ne diyorum? Tanımsız diyorum. Anlaşıldı mı? Evet, ki o belirsizlikleri nerede? Limitte bahsedeceğiz değil mi arkadaşlar? Evet. Şimdi rasyonel sayı dedik. Bir de irrasyonel sayı. Şimdi diyeceğiz ki rasyonelin dışındaki sayılar. Yani rasyonel olmayan sayılara ne diyeceğiz? İrrasyonel sayı diyeceğiz. Bunlara örnek verirsek işte kök dışına çıkamayan kök 5, kök 3, kök 2, tamam mı? Bunlar birer nedir? İrrasyonel sayıdır arkadaşlar. Bunun birkaç tane tanım kullanabiliriz. Bir de neyle gösteriyoruz? I ya da Q üssü ile gösteririz. Rasyonel sayıdır Q ile gösteriyorduk. Bunun dışındakiler Q üssü. Rasyonel olmayan sayılara irrasyonel sayı denir. Bir farklı bir tanım. Kök dışına çıkamayan sayılara ne diyorum? İrrasyonel sayı diyoruz. Siz kök dışına çıkamayan bir sayı arkadaşlar hesap makinesinde kök 5 nedir diye soruyor. Baktığınız zaman sonsuza kadar ne yapar arkadaşlar? Virgülden sonrası düzenli olarak ne yapmaz? Devretmez. Virgülden sonrası düzenli olarak devretmeyen sayılara ne diyorum? İrrasyonel sayı diyorum. Bu tanımı da ne yapabilirim? Kullanabilirim. Peki düzenli olarak devretseydi bu zaten bir devirli ondalık sayıydı değil mi? Ki devirli ondalık sayılar nasıl sayılardı? Rasyonel sayılardı. Biz devirli ondalık sayıyı rasyonel sayıya çevirmeye rasyonel sayıyla devirli onları sayı şeklinde ne yapabiliyorduk? Yazabiliyorduk arkadaşlar. Örneğin 2.13, 13, 13 diye gidiyorsa arkadaşlar sonsuza kadar bu bir nedir arkadaşlar? Rasyonel sayıdır. Ama 2,13, 41, 37, virgülden sonra, 37'den sonra ne gelecek? Söyleyebilir misiniz? Bir örüntü var mı burada? Hayır. Biz buna ne diyeceğiz arkadaşlar? Elemanıdır. İrrasyonel sayı diyeceğiz. Anlaşıldı mı? Kök dışına çıkamayan sayılar pi'yi virgülden sonra düzenli olarak devretmiyor. O yüzden irrasyonel bir sayıdır. E sayısı 2.71, 82, 84 diye gidiyordu arkadaşlar. Aynı zamanda fi sayısı bunlar birer ne? Virgülden sonrası düzenli devretmeyen sayılar olduğundan birer irrasyonel sayıdır. Kök a ifadesi karesi a olan sayıyı gösterir. Kök 2 ifadesinin karesi 2 olan sayıyı gösterir. Ve kök 2'nin yaklaşık değeri nedir arkadaşlar? 1,4'tür. Şimdi biz kök 2'nin, kök 3'ün, kök 5'in, hatta kök 6'nın, kök 7'nin, kök 8'in de yaklaşık değerlerini ne yapalım arkadaşlar? Bilmekte fayda var. Çünkü soru tipleri biraz değişti. Ha köklü bir ifadenin yaklaşık değerini bulma mantığında ne yapacağız? Anlatacağız. Onu da yarın bahsederiz. Evet. Kendinize iyi bakın gençler. Yarın tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın. Goodbye diyoruz.